Emin Bey böyle bir şey nasıl yapar inanamıyorum Afet Hanım. Düşünsene Bahar, orada böyle tek başıma kuş gibi oturuyorum. Kabus gibi. Canım çok da büyütmeyin. Böyle bir durumda kalan tek kişi siz değilsiniz ki. Ne durumlarda kalıyoruz yani, neler öğreniyoruz. Artık benim için bütün kapıları sonuna kadar kapatma zamanı. İşte ben de onu diyorum ya Afet Hanım, bir açıklaması mutlaka vardır. Yani ya bütün olanlar koskoca bir yanlış anlaşılmaysa? Bahar, insan ne yapar yapar, eğer değer veriyorsa ne yapar yapar mutlaka gelir. İşte ben de onu söylüyorum ya Afet Hanım, yani mutlaka bir açıklaması, bir nedeni vardır. Dünle bugünün kavgasına dalarsan yarınını kaybedersin. Onun için bu konuyu burada kapatıyorum ben. Çok haklısınız, tamam. En azından siz konuşun. Yani böyle içinizi boşaltmış olursunuz hiç değilse. Artık benim konuşacak hiçbir şeyim yok onunla. Peki. Tamam, kararlarınıza saygı duyuyorum. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Afet Hanım. Günaydın Afet Hanımcığım. Vallahi hafta sonunun nasıl geçtiğini anlayamadan pazartesi oldu yine. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Günaydın. Günaydın. Hayrola Zehra Hanım? Erol Bey yok mu bu sabah? Yok, gelir. Siz birlikte seyahat etmiyor muydunuz? Biz birlikte gelmeme kararı aldık Hidayet Bey. Çünkü ikimizi gören otobüs şoförleri artık aynı otobüse almıyor bizi. Neymiş, çok bağırıyormuşuz. Halbuki biz örnek bir çiftiz değil mi efendim? Günaydın arkadaşlar, son tarihte. Günaydın. Günaydın. Afet Hanım. Buyurun Emin Bey. Ne anlatacağınızı öyle merak ediyorum ki. Afet Hanım, ben randevuma gelemedim. Çünkü ha? Lütfen beni dinler misiniz? Benim bahane dinleyecek ne zamanım ne de sabrım var Emin Bey. Haksızlık yapıyorsunuz. Size ulaşmaya çalıştım ama... Yani insan randevusuna gelmeyince, sonradan arayınca bütün özürler kabul oluyor öyle mi? Gerçekten çok üzgünüm. Üzgün olmak yitirdiklerimizi geri getirmiyor. Haklısınız. Emin Bey. Başınız sağ olsun. Sağ olun abi. İnternetteki bakanlık bülteninde gördüm. Aslında bugün beklemiyordum sizi. İsterseniz bugün izin verebilirim. Sağ olun ama burada olmam daha iyi. Annenize çiçek göndermek isterdim ama biliyorsunuz döner sermaye tam takır. Teşekkür ederim. Taziyelerinizi bildirmeniz benim için yeterli. Neyse. Ölümle ayrılığa çare yok biliyorsunuz. Tekrar başınız sağ olsun. Cuma günü öğleden sonra kalp krizi geçirmiş. Komşular aradı. Bulduğum ilk uçağa atlayıp Ankara'ya gittim. Size ulaşmaya çalıştım ama... Yorgun kalbi dayanamamış anneciğim. Sonrası malum. O telaş içinde sizi yeniden arayamadım. İnsanın annesi babası ölünce hayat durur mu Afet Hanım?
Bilmez miyim? Bilmez miyim Emin Bey, bilmez miyim? Keşke daha hızlı gidebilseydim. 10 kez konuşabilseydim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben çok özür dilerim. Sizden özür dilerim. Afiyet Hanım. Annem bunu size bırakmış. Keşke daha uzun süre beraber olabilseydik. Yahu Amin Bey az önce haber verdi. Başınız sağ olsun kardeşim. Sağ olun. Sağ olun İdare Bey. Başınız sağ olsun Amin Bey. Sağ olun bari. Gerçi bu gibi durumlarda hiçbir kelime, hiçbir söz yani teselli edici olmaz ama ne diyelim? Size sabırlar diliyorum Emin Bey. Sağ olun. Hicranınızı paylaşıyor ve validenize Tanrı'dan rahmet diliyorum Emin Bey. Sağ olun efendim. Başınız sağ olsun Emin Bey. Dostlar sağ olsun. Eğer isterseniz ben anneniz için helva yapabilirim. Sağ ol Hanako. Zahmet olmasın. Eve gelecek kimse yok zaten. Sabır dilerim Emin Bey. Başınız sağ olsun. Sağ olun kardeşim. Ne diyelim? Her canlı bir gün mutlaka ölümü tadacak. İlahi Hidayet Hoca. Nereden çıkartıyorsun tadacak mı diyorsun? Bu dünya fani. Kazık çakan var mı manasında söylemiştir Hidayet Bey. Öyle değil mi? Ya. Bak Japon Hanım bile senden daha iyi tefsir ediyor.